Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar yıl boyunca sizlere konu anlatımı yaptık. Bundan sonra genel tekrar istiyoruz dediniz. Genel tekrarları yaptık. Ama her zaman şunu söylemiştik. Biz bir nokta koymuyoruz. Sadece virgül atıyoruz demiştik. Şimdi de deneme talepleri geliyordu. Ben de size deneme çekmeye geldim. Arkadaşlar bu seride 5 adet denememiz olacak ve bu deneme içerisinde emin olun çok fazla bilgi öğrenecek. Aynı zamanda çok güzel sorular çözeceksiniz ama bunu birlikte yapacağız. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak baktığımızda Soru bize diyor ki İslamiyet öncesindeki Türk devletleri ile ilgili yukarıdaki kavram ve anlam eşleştirmelerinden hangileri doğrudur denmiş. Arkadaşlar şuradan kalemimizi aldık bakın. Toygun daha önce çıkmış soru oldu bu. Toygun kurultaya katılma hakkıdır. Kurultaya katılabilen kişilere Toygun adı verilir. Tamam mıyız? Bunun dışında gelelim Tarkan'a. Tarkan ya da Subaşı İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ordu komutanı anlamına gelir. Bu da doğru. Gelelim ağılığa. Ağılığı ya da ağıcı. Hazine görevlisi anlamına gelir. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru. Bize verilen üç öncül de doğru olduğu için cevabımız E seçeneği olacak. Ama dikkat etmenizi istiyorum. Şu kavram özellikle çok önemlidir arkadaşlarım. Orun. Orun kurultaydaki oturma düzenine verilen isimdir. Soygun ise kurultaya katılma hakkıdır. İkisini ayırt etmekte fayda var. Tamam birinci sorumuz doğru devam edelim. Gelelim ikinci soruya. Soru diyor ki Türklerde devleti oluşturan unsurlar arasında yukarıdakilerden hangileri ana unsur olarak değerlendirilmemiştir diyor. Bakın arkadaşlarım İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devleti oluşturan 4 tane unsur vardır. Bağımsızlık, ülke, halk teşkilat. Bağımsızlık, ülke, halk, teşkilat. Bunu sen de bir say. Bağımsızlık, ülke, halk, teşkilat. Baktığımızda bağımsızlık var burada, ülke var, halk var. E bir de buna artı olarak ne olacak arkadaşlarım? Teşkilat olacak. Dolayısıyla üçünü alabiliyorum ama din var mı? Hayır din yok arkadaşlarım. O yüzden 4'ü çıkaracağım. Hangisi yoktur diyor zaten soru bana. O yüzden cevabım yalnız 4 olacak. Arkadaşlar bakın daha önce bağımsızlık oksızlık olarak soruldu. Bunun dışında halkın kün olduğunu bilmeniz lazım. Buradan da soru karşımıza gelebilir. Aynı zamanda devleti oluşturan 4 temel unsur derse bağımsızlık halk. Ülke, teşkilat. Kut var mı? Yok. Tüz var mı? Yok. Kut neydi? Tanrı tarafından verilen yönetme yetkisiydi. Tüz neydi? Kaan ile halk arasındaki sözlü anlaşmaydı. Tamam mı? En büyük çeldiriciler genelde bunlar olur. Devam edelim. Soru diyor ki, Bozkır'ın kuyumcuları olarak anılan İskitler, tarihte bilinen ilk Türk topluluğu ve Orta Asya'dan Avrupa'ya geçen ilk Türk kavmidir. İskitlerin taşınabilir nitelikte silah, atlar için koşum takımı, kemer tokası gibi eşyaları yapmakta ileri oldukları halde mimari alanda gelişme gösteremedikleri görülmüştür. İskitler'de mimarinin gelişmemesinde 1-2-3 durumlarından hangileri etkili olmuştur? Neyi soruyor bana? Mimarinin gelişmemesinin sebebini soruyor. Baktığımızda yaşadıkları bölgenin ticaret yolları üzerinde olması. Yahu ticaret yapıyorum diye ev yapmayacak mıyım? Tapınak yapmayacak mıyım? Bir yerde mimari eserler yoksa o millet göçebedir arkadaşlar. Çadırlarda konaklıyordur. O yüzden mimari eserler yoktur. Mesela Asya'nın devletinde var mı? Yok. Göktürk'te var mı? Yok arkadaşlarım. Ama Uygurlar'da var. Var mı? Var. Neden? Çünkü Uygurlar yerleşik hayata geçtiler. Yerleşik hayata geçince tapınaklar, saraylar, evler değil mi? Mimari eserler ortaya koydular. O yüzden dikkat ediyoruz. Yaşadıkları bölgenin ticaret yolları üzerinde olmasıyla mimari eserler arasında bir bağlantı yok. O yüzden bir olanları ne yaptım? Eledim. Kuruldukları bölgenin jeopolitik özelliğe sahip olması. Arkadaşlarım, kurulduğum bölgenin örneğin taş yapısına bakacak olsam, desem ki ya burada taş yok. E o zaman kerpiçten yaparım. Ya da burada taş çok. O zaman da kerpiçten yapmam taştan yapalım, yaparım. Ama jeopolitik özelliğe baktığımda e, Orta Asya'dalar. E, Uygurlar da Orta Asya'daydı. Onlar yaptı. Dolayısıyla arkadaşlarım jeopolitik özellikle ilgisi var mı? I e -e, yok. O yüzden iki olanları da siliyoruz. Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi diyor. Arkadaşlar göçebeysen senin tapınaklara, saraylara, mimari eserlere, evlere bunlara ihtiyacın olmaz. Çünkü sen onları alıp sırtında başka bir yere götüremezsin. Ama kendin gitmek zorundasın. O yüzden ne yapıyorsunuz? Çadırlarda yaşıyorsunuz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin büyük bir çoğunluğu kamp yapar arkadaşlar. Tamam mı? Hani şimdi kamp böyle çok gündemde herkes kampa falan gidiyor ya. İslamiyet öncesi bir Türk devletlerinin tamamı neredeyse kampla uğraşıyorlar. O yüzden yalnız üçün bulunduğu Ceyhan'ı doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Rengimizi değiştirelim. Mavi ı ı, mavi güzel değil. Soru diyor ki yukarıda özellikleri verilen Büyük Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Bu arada soruların arkadaşlarım zorlu kolaylığı değil mesele. Soruların yanında vermiş olduğum ekstra bilgileri almanızı istiyorum tamam mı? Yoksa soruları çözersiniz zaten. En geniş sınırlara ulaşılmış. Tamam. En parlak dönem yaşanmış. Bir de bu dönemde Celali takvimi hazırlanmış. Büyük Selçuklu Devleti'nde en parlak dönemi yaşatan, en geniş sınırlara ulaşılan ve aynı zamanda arkadaşlarım Celali takviminin hazırlandığı dönem Sultan Melikşah dönemidir. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ama şuna dikkat edin. Celali takvimini hazırlayan kişi kim? Ömer Hayyam. Peki bu Ömer Hayyam kim? Arkadaşlarım Ömer Hayyam dediğiniz adam ünlü bir astronom aynı zamanda ünlü bir matematikçidir. Ve rubayleriyle de ünlüdür. Celali takvimini hazırlayarak Celali takviminin başlangıcını Melikşah'ın tahta oturuşu yapan kişi de Ömer Hayyam'dır. Dikkat ediyoruz. Hocam Alparslan bak Alparslan Kars Ani Kalesi'ni fethetti. Ebul Feth yani fetihlerin babası ünvanını aldı. Malazgirt Savaşı'nı yaptı ve Anadolu'nun kapısını Türklere açtı. İslam ülkelerinin sultanı ünvanını aldı. Dikkat ediyoruz Sultan Alparslan'a. Gelelim Alaaddin Keykubat'a. Alaaddin Keykubat arkadaşlarım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşattı. Soru bana neyi soruyor? Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını soruyor. Anlaştık mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Eğer eğer arkadaşlarım şurayı tam okumuyor ya da bilmiyor olsak, gözden kaçırmış olsak, hop Alaaddin Keykubat'ta işaretler geçeriz. Peki Alaaddin Keykubat döneminde ne oldu? Anadolu Selçuklu Devleti bu dönemde en geniş sınırlara ulaştı ve en parlak dönemini yaşadı. Bunun dışında Alaaddin Keykubat döneminde Kırım'ın Sudak Limanı ele geçirildi. Kırım'ın Sudak Limanı'nın ele geçirilmiş olması hem ticari açıdan önemlidir hem de Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk deniz aşırı seferidir Kırım'ın Sudak Limanı'na düzenlenen sefer. Geldik Tuğrul Bey dönemine. Arkadaşlarım Tuğrul Bey dediğimiz adam Çağrı Bey ile birlikte devleti yönetiyor ama ilk olarak Dandanakan Savaşı'na kadar geçen süreye bir bakalım. Bu adamlar hem Tuğrul Bey hem de Çağrı Bey Gaznelilerle büyük savaşlar yaşıyorlar. Nesa, Seras ve Dandanakan savaşlarını yapıyorlar. Nesa, Seras ve Dandanakan savaşlarının tamamını kazanan ve en son Dandanakan savaşıyla kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nde kendi adına hutbe okutarak, para bastırarak hükümdarlığını ilan eden kişi Tuğrul Bey'dir. Tuğrul Bey önemlidir sorusu gelir. Peki aynı Tuğrul Bey arkadaşlarım gidip 1055 yılında Bağdat'ta Bağdat seferiyle halifeyi baskıdan kurtarmadı mı ve Şii büve yollarını tokatlayıp yıkmadı mı? Yıktı. İşte o yüzden de Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı, doğunun ve batının hükümdarı ünvanı verilmedi mi? Verildi ki bu da zaten çıkmış soru ona da dikkat ediyorsunuz. Tamam. Gelelim arkadaşlarım Süleyman Şah'a. Süleyman Şah da Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu değil mi? Evet. Peki Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'ni neresi merkezli kurdu? İznik merkezli kurdu. Peki daha sonra bu başkent İznik'ten nereye taşındı? Konya'ya taşındı. Ne sebeple taşındı arkadaşlarım? Birinci Haçlı Savaşı sebebiyle taşındı. Peki birinci Haçlı Savaşı hangi Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı döneminde oldu? Birinci Kılıçarslan döneminde oldu. Devam edelim. Bu arada zaten şu İznik'ten Konya'ya taşımamıza neden olan birinci Haçlı Savaşı Haçlıların tek başarılı seferidir. Tamam mıyız? Geleyim yeni soruya. Loncalar esnaf örgütleridir. Güçlü bir din duygusu içinde ahlaklılık, cömertlik gibi nitelikleri ve ahilik geleneğini yaşatmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi loncaların görevleri arasında yer almaz diyor? Arkadaşlarım Türk İslam devletlerinde ahilik Osmanlı devletindeki lonca esnaf örgütlenmesidir. Tamam mıyız? Esnaf teşkilatıdır. Ahilik ile şuraya geleyim. Ahilik ile lonca arasında iki tane fark vardır. Nedir bunlar? Arkadaşlar ahiler askere gider. Askere gider. Loncalar askere gitmez. Ahiler sadece Müslümanlardan oluşur. Loncalarda hem Müslüman hem gayrimüslim vardır. Bu iki farkı bilmek gerekiyor ahilik ile lonca arasında. Peki hangisi loncaların görevlerinden biri değildir diye sormuş. Üretimi ihtiyaca göre ayarlamak. E zaten sen esnaf örgütlenmesiysen üretim ve tüketimi, arz ve talebi dengeleyebilmelisin. Doğru. Kalite denetimini yapmak. Arkadaşlarım bu adamlarda günümüzün Vedat Mileri olan ehli Hibre var. Ehli hibreler ne yapıyor? Malı tadıyorlar. Onun kalitesine bakıyorlar. Ki o da kalite denetiminin yapıldığını gösterir. Tüketici haklarını korumak. Eğer sen bir ayakkabı aldın. Daha yoldayken ayakkabının önünden parmakların çıkmaya başladıysa. Ne yapacaksın? E demek ki senin ayakkabında bir problem varmış. Gittin dedin ki ya ben bu ayakkabıyı senden almıştım. Esnafa diyorsun bunu. Ama ayakkabıdan ayaklarım çıkıyor, parmaklarım çıkıyor dedin. Adama dedi ki kardeşim. Ben ne yapayım? Gidip topa vurmuşsundur dedi. Ama sen topa vurmadın. Böyle olunca ne yapıyorsun? Gidip loncaya şikayet ediyorsun bu adamı. Ve lonca arkadaşlarım o ayakkabıyı alıyor eğer sen haklıysan. O ayakkabıyı alıyor o adamın damını atıyor. Papucu dama atılmak da buradan geliyor ya zaten. Pabu Bakın arkadaşlarım bir ayakkabıcının ya da bir dericinin çatısında ne kadar papuç varsa o kadar başarısızdır. Ve ondan insanlar o kadar az alışveriş yaparlar. Yani daha arka plana düşer. Yani papucu dama atılır. E bu şekilde tüketici haklarını korumuş olmadı mı korudu. Ha yani loncalar sadece tüketiciyi değil üreticiyi de korurlar. Peki üretimin niteliği ile ilgili fiyat belirlemesini yapmak. E ne yapmaktı bu? Nar kesmekti nar. Nar kesmek ne, mala fiyat biçmek arkadaşlarım. Onu da yapıyorlar. Onu da eledim. Fakat esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak. Arkadaşlarım bakın. Ne tımarlı sipahiler, ne lonca teşkilatı, ne de Osmanlı devletinde kadılar, kazaskerler haricinde yargıyla işi olmayan kimse yargılama yapamaz. Davalar Davalara bakamaz mahkeme kuramaz Daha önce öğretmenlik alan bilgisinde sordular Cevap tımarlı sipahi yargılama yapamazdı o, o yanlıştı yapabilir diyordu O yanlıştı Burada da bakın arkadaşlarım esnaf arasında çıkacak davalara bakmak Arkadaşlarım yargı sadece yargıdakilerin işidir Öyle kafasına göre loncadan biri yargılama yapamaz Cevabı edirne dedik yola devam ediyoruz Diyor ki soru bir yorum sorusu 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türklerle Müslümanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler gelişime göstermiştir. Türk ülkelerine gelen Müslüman tüccarlar ve din adamları İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuşlardır. Müslümanlığı kabul eden Türkler zamanla İslam devletinin hizmetine girerek özellikle askeri alanda kendilerini göstermişlerdir. Türk, Türk asker ve komutanların sayısı artınca İslam Devletinin başındaki Abbasiler, Bağdat yakınlarında Türkler için Samarra şehrini kurmuşlardır. Samarra şehri Abbasilerin Türkler için kurmuş olduğu Ordugah şehirleridir. Ordugah şehirleridir. Peki hocam, 751 Talas Savaşı ne? Bak hemen şurada bahsedeyim. Arkadaşlarım, savaşın adı Talas Savaşı. Diğer bir adı ise Atlık Savaşı. Peki ne olmuştu hocam? Bir tarafta Çin. Karşısında ise Abbasiler var arkadaşlarım. Ve bu mücadele neresi için yaşanıyor? Orta Asya için yaşanıyor. E biz Karluklar olarak şuradayız. Karluklar olarak. Karluklar tarihteki ilk Türk İslam topluluğudur. Burada duruyoruz biz karlıklar olarak. Bir baktık, benim düşmanım kim? Çin. E düşmanımın düşmanı benim dostum olur. O yüzden biz gittik Karluklar olarak Abbasileri destekledik ve burada işte Karluklar İslamiyeti tanıdılar ve Türk İslam tarihini başlatan savaş Talas Savaşı oldu. Peki bir bakalım. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Araplarla Türkler arasında iyi ilişkiler yaşanmıştır. Arkadaşlar bakın Türkler zamanla İslam Devleti'nin hizmetine girmişler. Türk asker ve komutanların sayısı artmış. Hatta onlar bizim için Samarra kentini kurmuşlar. Demek ki ne olmuş arkadaşlarım? İyi ilişkiler geliştirmişiz. Bir doğru. İkiye bakalım. Abbasiler Türklerin savaşçılık özelliklerinden yararlanmışlardır. E, bizim için Samarra ordugahını kurmuşlar. Demek ki savaşçılık özelliklerimizden yararlanmışlar. Türklerin İslamiyeti benimsemesinde sadece savaşlar etkili olmuştur. Talas Savaşı Türk İslam tarihini başlattı, doğru. Ama sadece diyor. Arkadaşlarım, bakar mısınız şuraya? Türk ülkelerine gelen Müslüman tüccarlar ve din adamları İslamiyetin yayılmasında etkili olmuşlardır. Yani ticaret de İslamiyetin yayılmasında etkili olmuş mu Türkler içerisinde? E olmuş. Bunu ben demiyorum. Burası diyor. Dolayısıyla bakın şuradaki Müslüman tüccarlar ifadesi diyor. Dolayısıyla arkadaşlar üçüncü öncül yanlıştır. Bir ve 2'nin yer aldığı Denizli doğru cevabımız olacak. Soru diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da toprak kaybetmemesinin nedenleri arasında gösterilmez. Tamam Ankara Savaşı'ndan sonra şehzadeler tat kavgasına tutuşmuşlar. Bu dönem ise Fetret Devri olarak adlandırılmıştır. Fetret devrinde Anadolu'da birçok yerde hakimiyet kaybetmelerine rağmen Balkanlarda böyle bir durum yaşanmamıştır. Yaşanmamıştır olacak burası. Şimdi baktığımızda arkadaşlarım Balkanlarda bizim toprak kaybetmememizin nedeni ne? Arkadaşlar şimdi biz Balkanlara gidince yani Rumeli'ye geçince orada iskan politikasını izledik mi? Evet. İskan nedir? Yerleştirmedir. Ama hocam iskandan bize biraz bahset. Bak şimdi arkadaşım. Bak şimdi Şuraya geleyim. Burası Anadolu. Şurası Balkanlar. Tamam mı? Sen burada şurayı fethettin. Bak şu kısmı fethettin. Ve Anadolu'da kan davalı ve konar göçer geç şekilde yaşayan birini aldığın iskem politikasıyla. Mesela bunu aldın iskem politikasıyla buraya yerleştirdin. Şimdi sen fethettiğin yeri Kalıcılığını arttırmış olmadın mı oldun. Çünkü fethettiğin yere kendi halkını yerleştirmiş oldun. Dolayısıyla fetihlerdeki kalıcılık artar. Bu bir. Bunun dışında sen burada göçebe yaşayan kişiyi burada yerleşik hayata geçirdiğin için ondan vergi almaz mısın? Alırsın. E peki üretimi arttırmaz mısın? O adam yerleşik yaşamda tarım yapacak. Arttırırsın. Yetmedi. Aynı zamanda burada bu adam kan davalıydı. Bu adam kan davalı olduğu için birini buraya gönderdin diğeri burada kaldı. Kan davalı aileleri ayırmış oldun mu? Oldun. O zaman isken aynı zamanda... Huzuru da arttırır mı Anadolu'da? Arttırır. Arkadaşlarım iskan Gittiğimiz bölgelerde kalıcılığı da sağlar. İşte bu yüzden fetret devrinde toprak kaybetmememizde iskan politikası önemlidir, yerleştirme politikasıdır. Gelelim istimalete. Arkadaşlarım istimalet hoşgörü politikasıdır. Osmanlı Balkanlara gidince onlara şunu söylüyor. Ben sizin dininize, dilinizde, ırkınızda karışmıyorum. Verginizi verin, kendi dininizde, kendi mezhebinizde Huzur içinde yaşayın diyor. E Osmanlı kadar hoşgörülü bir devlet daha önce Balkanlara gelmediği için adamlar Osmanlı yönetiminden, adaletinden çok memnunlar. İşte tam da bu yüzden arkadaşlar ne oluyor? Biz FETÖ devrine girmiş olsak da Balkanlar bizden kopmuyor. Çünkü adamlar bizden memnunlar. Devam edelim. Tımar sistemi. Arkadaşlarım bir yerde tımar sistemi varsa... Oranın ekonomisini etki eder, üretimini etki eder, oranın merkezi otoritesini etki eder, güvenliğini etki eder. Değil mi? İşte arkadaşlar siz bu fethettiğiniz yerde tımar sistemini uyguluyorsanız orada sizin askerleriniz var mı? Var. Orada sizin yöneticileriniz var mı? Var. Oranın halkı sizden memnun mudur? Memnundur. Dolayısıyla tımar sisteminin o bölgelerde uygulanıyor oluşu da yine toprak kaybetmememizde etkilidir. Gelelim yüzyıl savaşlarına. Arkadaşlar ben yine değiştirdim bir şeylere değdim. Yüzyıl savaşlarına gelelim. Yüzyıl savaşları dediğimiz savaşlar İngiltere ve Fransa arasında olmadı mı? Oldu. E İngiltere ve Fransa'nın yüzyıl savaşları ne zaman bitti biliyor musunuz? Biz 1453'te İstanbul'u alınca fark ettiler adamlar. Ve İngiltere ve Fransa'nın yüzyıl savaşları sonuçlanmış oldu. Şimdi bu adamlar birbirlerini yemiyor olsalardı. Ve Balkanlarda Osmanlı'nın padişahsız bir şekilde hüküm sürdüğünü görmüş olsalardı gelip orada bizim topraklarımızı ele geçirmezler miydi? Geçirirlerdi. Ama yüzyıl savaşlarından dolayı yani birbirlerini yemelerinden dolayı gelemediler. Gelelim iltizama. Arkadaşlarım iltizam toprağın bir 3 yıllığına kiralanmasıdır. Ve burada ihaleyi alan kişiye mültezim adı verilir. Ve bu mültezim ne yapar biliyor musunuz? Der ki Osmanlı'ya ben bu toprağı 1-3 yıllığına kiralıyorum, ihaleye aldım. Sana da 100 bin altın veriyorum der. Tamam, güzel. Osmanlı parayı aldı. Mukata araziyi de iltizama verdi. Değil mi? İltizam sistemine verdi ve oradaki mültezimden parayı aldı. Sonra ne olacak biliyor musunuz? O iltizamı alan mültezim, Gidecek arkadaşlarım normalde 50 bin altın kazanacağı yerde ben 100 bin altın kazanmalıyım diyecek ve oradaki halka daha fazla çalışın diye zulmedecek. Dolayısıyla tımar sistemindeki toprakların zamanla iltizama bırakılmış olması Osmanlı halkının memnuniyetsiz eden durumlardan biridir. Dolayısıyla iltizam sistemi zaten Balkanlarda uygulanmıyor uzak yerlerde uygulanıyor da salyaneli eyaletlerde uygulanıyor da İltizam sistemi zaten bizim toprakta kalıcılığımızı sağlamıyor. Tamam mıyız? İyi bir sistem değil çok. O yüzden cevabımıza Ceyhan diyoruz. Uzak yerlerde uygulanması için iyi bir sistem ama e, maalesef oradaki mültezimler halka çok zulmediyorlar. O açıdan kötü. Geldik yeni soruya. Kanuni döneminde yaşanan 1-2-3 gelişmelerinden hangilerinin... Habsburg Hanedanı ile Osmanlı arasındaki rekabetin sonucu olduğu söylenebilir diyor. Bu Habsburglar kim arkadaşlarım? Bu Habsburglar Kutsal Roma Germen İmparatorluğudur. Ve arkadaşlarım onun başında kim var? Şalken var. E baktığımızda baktığımızda burada tek başına Şarken yok ki o dönemde Avrupa'da. Aynı zamanda kız alıp kız verdikleri Macarlar var. Macaristan İmparatorluğu var. Ve arkadaşlarım orada kız alıp kız verdiler. Macarlar da Şarken'le dosttur. Tamam o da onların arasında. Devam edelim. Avusturya'da Ferdinand yok mu? Var. İşte o Ferdinand arkadaşlarım Kustar Roma Germen İmparatoru olan Şarken'in kardeşi. Dolayısıyla Avusturya'da yine bunlardan değil mi? Evet bunlardan. Avrupa'da bizim Kanuni döneminde tek bir dostumuz var. Kim o? Fransa arkadaşlarım. Fransa ve onun başındaki Fransuva Kanuni'nin dostudur. Çünkü biz diyoruz ki Fransa ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu düşmandır. Düşmanımın düşmanı da benim dostumdur diyoruz. Buna dost dedik. Hangileri Habsburg Hanedanı ile Osmanlı arasındadır? Mohaç Meydan Muharebesi. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesidir. Bütün Macaristan toprakları Osmanlı'ya katılmıştır. Aynı zamanda Fransuva Şarken'e esir düşmüştü. Onun serbest bırakılmasını sağlamıştır. Muhaç Meydan Savaşı Habsburg ile mı? Evet. O yüzden bir olacak. Gelelim 1. Viyana kuşatmasına. Arkadaşlarım 1. Viyana kuşatması kiminle? Viyana nerede? Avusturya ile. E o da onların yanında değil mi? E, evet. Zaten başında da Ferdinand yok mu? E, evet. Dolayısıyla arkadaşlarım bu da yine Habsburg Hanedanlığına karşıdır. İkide doğru. Fakat 3'te yer verilen Malta kuşatmasının Habsburg Hanedanlığı ile ilgisi yoktur arkadaşlarım. Malta kuşatması e, Kanuni'nin denizde kuşatıp başarılı olamadığı tek yerdir. Viyana kuşatması ise Karada kuşatıp başarılı olamadığı tek yerdir. Malta'yı bilmeniz gerekiyor. Malta kuşatması neden başarısız oldu? Çünkü orada Turgut Reis öldürüldü. Turgut Reis ölünce kuşatma kaldırıldı arkadaşlarım. Ve Malta kuşatmasının hafsuruklarla ilgisi yoktur. Yani cevabımız ne olacak? Soru bize diyor ki Habsburglarla Osmanlı arasındakileri bul bana diyor. E, Muhaç Meydan Savaşı o şekilde bakın Macarlarla. E, birinci Viyana kuşatması Avusturya ile ama Malta kuşatması sadece şövalyelere karşı yapılmıştır. Ve Malta kuşatmasında Turgut Reis ölmüştür. Bunun Habsburg Hanedanlığı ile ilgisi var mı? Yok. O yüzden bir ve ikinin bulunduğu Ceyhan doğru cevabımız olacak. Devam edelim hocam. Edelim. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Avusturya Arşidüğü Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştır? Arkadaşlarım yıl 1533 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki ilk anlaşma olan 1533 İstanbul Anlaşması imzalandı ve bu anlaşmayla Osmanlı'nın sadrazamı Avusturya'nın kralına denk geldi. Yani onların kralı ancak bizim ikinci adamımıza, sadrazamımıza denk olabiliyor. Bizim padişahımız onlara göre çok çok üstündür. Dolayısıyla bu 1533 İstanbul Anlaşması ilk Osmanlı Avusturya Anlaşması olduğu gibi Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı protokol üstünlüğünü kabul ettirdiği anlaşmadır. O yüzden arkadaşlarım işte bizim bunu kaybettiğimizi mi soruyor bize soru ona bir bakalım. Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır diyor. Kaybettiğimizi sormuyor. Direkt olarak benim anlattığım şeyi soruyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Soru diyor ki Avusturya arşidüğü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır. Yani bizim ikinci adamımıza. E tamam o bu. Ama benim size vermek istediğim başka bir şey var. Biz buradaki üstünlüğü ne zaman kaybettik? Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü bunu soruyorlar artık. Ama bunu sormadılar. 1606 yılında imzalanan Zitva-Toruk Antlaşması ile Osmanlı'nın padişahı ile Avusturya'nın arşüdüğü denk sayıldı. İşte bu yüzden arkadaşlarım 1533 İstanbul Antlaşması ile kazandığımız protokol üstünlüğü 1606 Zitva-Toruk Antlaşması ile bitmiştir. Tamam mıyız? Serev Anlaşması Osmanlı'nın Safevilerle yapmış olduğu bir anlaşmadır. Ziştöve Anlaşması Osmanlı-Avusturya Anlaşması'dır arkadaşlarım. Ve normalde biz bu savaşta hem Rusya'ya hem Avusturya'ya karşı savaşıyorken Avusturya'nın içerisinde Fransız İhtilalinden dolayı milliyetçi isyanlar çıkmış. Avusturya bizden barış istemiştir. Bunun sonucunda da Ziştöve Anlaşması imzalanmıştır. Keldan Antlaşması Kastr Şirin sınırları yeniden çizildiği için 2. Kastr Şirin anlaşması olarak bilinmektedir. Bahçesaray anlaşması diğer bir adı Şehrin Antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk antlaşmadır. 1681 yılında imzalanmıştır arkadaşlarım. Onu da eledik. Cevabı A seçeneği dedik. Soru diyor ki Muhaç Meydan muharebesi ile aşağıdaki Avrupalı devletlerden hangisinin kralına yardım edilmesi Hristiyan Birliği'nin bozulması politikasında Osmanlı Devleti'nin işini kolaylaştırmıştır diyor. Şimdi ben arkadaşlarım daha önceki soruda size şöyle bir harita çizmiştim. Bakın. Avrupa'da Kuslar Roma Germen İmparatorluğu ve Şarken çok güçlü. E, Avusturya zaten Şarken'in kardeşi tarafından yönetiliyor. E burada da Macarlar var. E bunlarla da kız alıp kız vermişler. Yani bunların üçü de dost. Ama Fransa yok arkadaşlarım aralarında. Çünkü Şarken diyor ki bana bütün Avrupa miras kaldı kardeşim. Bana kalmayan tek yer Fransa'dır. O yüzden ben Fransa'yı ele geçireceğim diyor. Ve Fransa'nın kralı olan birinci Fransuva'yı ne yapıyor? Esir olarak yakalıyor arkadaşlar. İşte bakın bunun üzerine Fransuva'nın annesi Kanuni Sultan Süleyman'a mektup gönderiyor. Diyor ki hünkarlar hünkarı. Dünyada oğlumu kurtarabilecek tek bir kişi var. O da sensin diyor. Ne olur bize yardım et. Biz de ee, oradaki Şarken esirliğinde bulunan oğlumuzu kurtaralım diyor. Bunun üzerine Kanuni'nin mektubu var. Kanuni neler diyor kendine? Ben ki Osmanlı padişahlarından bilmem kaçıncısı, ben ki iki karanın ve iki denizin hükümdarı, ben ki Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Arkadaşlar Kanuni kendini bir nitelemiş bu kadar. En altında şey yazıyor. Tabii ki size yardım ederim yazıyor. Oğlum yazsana işte en başa kadın rahatlasın. Fransuva'nın annesi. Ve arkadaşlarım 1526 yılında yapılan Moğaç Meydan Savaşı'yla biz Macarları sadece 2 saatte yerle yeksan ettik. Bunun sonucunda arkadaşlarım Şalken bizden korktu ve Fransa Kralı 1. Fransuva'yı serbest bıraktı. İşte böyle olunca da biz Fransa ile ne olduk? Dost olduk. E dost olunca Avrupa'da bir Hristiyan birliği kurulma çabası içerisinde Fransa hiçbir zaman yer almadı. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Tabi Fransa'ya uhud Atik imtiyazı Mahsusu anlaşmasıyla kapitülasyonlar da veriyoruz. Hem Akdeniz ticaretini canlandırmak için hem de Fransa'yı Hristiyan birliğinden koparmak için. Osmanlı devletinde içinde ailelerin çocuk sayısının, mirasçıların durumunun, ölenlerin sosyal konumunun, medeni hallerinin, aile yapılarının yer aldığı, hatta birden fazla evliliğin hangi amaçlarla yapıldığına dair bilgilerin bulunduğu defterler tereke defterleridir. O yüzden cevabım E seçeneği olacak. Hocam, tahrir defterine, arkadaşım tahrir defteri toprak kayıtlarının tutulduğu defterdir. Peki hocam mühimme defterine oraya da mühim kararlar, önemli kararlar yazılır. Yani Divan-ı Hümayun kararlarının Divan kararları diyeyim arkadaşlar şöyle. Divan kararlarının yazıldığı defterlere de mühimme defterleri diyoruz. Ama Osmanlı Devleti'nde ailelerdeki çocuk sayılarının, kaç evlilik yapıldığının, kaç evlilik yapıldıysa bunların hangi nedenlerle yapıldığının bunların tamamının yazıldığı defterler tereke defterleridir. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar şimdi soy kütüğümüzü araştırabiliyoruz. Mesela benim 1847'ye kadar yani Sultan Abdülmecit döneminde Bankı Dersaadet'in Osmanlı'nın ilk bankasının kurulduğu döneme kadar bulabiliyorum ben soyumu. Ee, ve arkadaşlarım bunu bulmamızı sağlayan yani devletin bize kazandırdığı bu durumun aslında temel sebebi tereke defterleridir. Devlet ne yaptı? Tereke defterlerindeki soy ağaçlarını çıkardı, çıkardı, çıkardı. Sonra da onu bize sundu. Cevabımız E seçeneği olacak. Yani o hizmetin temelinde tereke defterleri var. Vezir Azam ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur denmiş. İlk kez 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Bak soru sana. Vezirlik makamı derse Orhan Bey diyeceksin. Ama vezir azamlık makamı derse 1. Murat diyeceksin. Bu doğru. Ve vezir azam yani sadrazam emirlerine terhistenmez. Buyruldu adı verilir. Buyruldu. Arkadaşlarım, 2016 ÖABT sorusu bu. Soruldu, yeniden sorulur. Sadrazam emirlerine buyruldu adı verilir. Dikkat ediyorsunuz. Peki oturdukları konağa Paşa Kapısı adı verilir. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlarım. 1 ve 3 doğrudur. 2 yanlıştır. 1 ve 3'ün yer aldığı Denizli doğru cevabımız olacak. Bu arada size şunu sorayım. Arkadaşlar Sadrazam sefere gittiğinde ve ordu komutanı olarak gittiğinde hangi ünvanı alır yorumlara yazalım. Sultan Abdülmecit döneminde kaymakam, nahiye müdürü, mal müdürü, okul müdürü gibi devlet memurlarının yetiştirilmesi amacıyla açılan ve Atatürk döneminde siyasal bilgiler fakültesine dönüştürülen okul Mektebi Mülkiye'dir. Mektebi Mülkiye siyasal Fakülte, bilgiler fakültesinin temelidir arkadaşlarım. Aynı zamanda Abdülmecit burayı neden kurdu? Kaymakam, nahiye müdürü, mal müdürü gibi kişileri yetiştirmek için kurdu. Peki hocam Darülfünun ne? Darülfünun Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesidir. Bu konuda da bazı karışıklıklar var.mış onu çözeyim. Darülfünun arkadaşlarım Abdülaziz döneminde kuruldu. Tamam mıyız? Ama daha sonra bu Darülfünun işletilemedi, yürütülemedi. Bu Osmanlı'nın ilk üniversitesi. İlk üniversite. Ne olmuş? Abdülaziz döneminde kurulmuş ama sonra kapatılmış. 2. Abdülhamit döneminde Darülfünun şahane adıyla yeniden açıldı arkadaşlarım. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde Darülfünun 1533 yılında yapılan Albert Malçın katkılarıyla yapılan üniversite reformundan sonra İstanbul Üniversitesi oldu Darülfünun. Darülfünun Albert Marsh ve İstanbul Üniversitesi muhtemel soru adayıdır. Dikkat ediyorsunuz. Peki Mektebi Marife Adliye bu ne? Arkadaşlarım Enderun Mektebi yok muydu? Devşirme kökenlileri devlet adamı olarak yetiştirdiğimiz saray okulu vardı. İşte o Enderun Mektebi'ni 2. Murat kurmuştu. İkinci Mahmut kaldırmıştı kaldıraç Mahmut. Ve ikinci Mahmut kaldırınca devlet memuru devlet adamı yetiştirmek için Mektebi Marif Adliye'yi kurmuştu Enderun Mektebi'ne. Onu da o şekilde bilin lütfen. Klasik dönemde Osmanlı ekonomisinde 1-2-3-4 uygulamalarından hangileri devlet tarafından yürürlüğe konmuştur diyor. Arkadaşlarım gelenekçilik nedir gelenekçilik? Kıtlığı engellemedir. Kıtlığı engelleme. Peki fiskalizm nedir? arkadaşlarım hazineyi en dolu tutma çabasıdır. Peki fiskalizm ilkesini en iyi uygulayan padişah kim? Yavuz Sultan Selim. Mısır'da Firavunlar döneminden bu yana kalan altınların hepsini hazineye getirdi. Hazinenin kapısı o kadar doldu ki Yavuz böyle ayağınla ittiriyordu. Hatta Yavuz Sultan Selim bu konuda ne diyor? Torunlarımdan veya çocuklarımdan her kim ola ki hazineyi benim kadar doldurmaz ise hazineden benim mührümü sökmesin diyor. Ve arkadaşlarım Günümüzde Topkapı Sarayı'na gittiğinizde hala Yavuz'un mührü var. Fiskalizm hazineyi dolu tutma çabasıdır. En iyi uygulayan da kimdir? Yavuz Sultan Selim'dir. Peki, iyaşecilik nedir? İyaşecilik arkadaşların istendik miktarda, istendik fiyatta ve istendik kalitede mal bulundurmadır. Yani arz talebi dengelemedir. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 Osmanlı Devleti için iyi olan şeylerdir. Osmanlı bunları uygulamaya çalışmıştır. Kıtlığı engellemeye çalışmıştır. Hazineyi doldurmaya çalışmıştır. Arz talebi dengelemeye çalışmıştır. İstendik fiyatta, istendik miktarda, istendik kalitede mal bulundurmaya çalışmıştır. Fakat merkantalizm zenginliğin değerli madenlerle ölçüldüğü ekonomik sistemdir. Ve merkantalizm Osmanlı için kötüdür. Çünkü Osmanlı toprak zenginidir. Değerli maden zengini değildir. Ama Avrupalı devletler coğrafi keşiflerden sonra gittikleri bölgelerde buldukları gümüşü ve altını çaldıkları için merkantalizmi onlar seviyorlar. Ama bu Osmanlı için kötüdür. Osmanlı için olumsuzdur. O yüzden Osmanlı merkantalizmi uygulamaya koymaz. Peki hangileri devlet tarafından yürürlüğe konmuştur diyor. 2, 3 ve 4 diyeceğiz cevabımız Denizli olacak. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin devlet idaresi ile olan ilişkilerinin kesilmesine ve toplumsal yaşantıdan uzak kalmalarına neden olmuştur? Arkadaşlarım bakın biz padişahlarımıza tecrübe kazandırmak için hangi sistemi uyguluyoruz? Sancak sistemini. Ve sancak sistemi kaldırılınca yerine ne geldi? Kafes usulü geldi. Bazen kafes usulü demez de şimşirlik der. İşte bu şimşirlik yani kafes şehzadenin sarayda büyümesine, toplumdan kopuk büyümesine neden olmuştur. Ve tecrübesiz olmasına neden olmuştur cevabımız o yüzden A seçeneği. Devşirme sistemine devşirme sistemi küçük yaşta alınan bir çocuğun Türklüğe ve Müslümanlığa devşirilmesi daha sonra da devlet adamı veya asker yapılmasıdır. Dirlik sistemine arkadaşlarım tımar sistemi değil mi toprağı işleme sistemi. İltizam sistemine, iltizam sistemi bir üç yıllığına toprağı kiralama sistemidir. Müsadere nedir? Müsaadere ferdin malına el koymadır. İlk uygulayan Fatih Sultan Mehmet'tir. Kaldıran ikinci Mahmut'tur. Tam manayla kalkması ise e, tanzimat fermanı ile olmuştur. Bir yerde müsaadere varsa ne yoktur? Özel mülkiyet yoktur. Özel mülkiyet gelişmez. Ama müsaadere kalkarsa özel mülkiyet gelişir. Bunu da doğru yaptık. Osmanlı Devleti'nde... Aşağıdakilerden hangisinin sadrazamlığı döneminde Baruthane-i Amire kurdurulmuş ve Naima tarihi adlı eser yazdırılmıştır? Arkadaşlarım bakın. Hem Baruthane-i Amire'yi kurduğu hem de Naima tarihini yazdıran kişi Amcazade Hüseyin Paşa'dır. Cevabımız A olacak. Ama ondan ziyade burada yer alan herkes Köprülü ailesinden. Köprülüler duraklama içinde yükselme dönemini yaşatmışlardır. Özellikle arkadaşlarım Köprülü Mehmet Paşa saraya şartlar öne sürerek gelen ilk kişi olmuştur. Peki bunlar dışında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ikinci Viyana kuşatmasını yapmıştır. Her zaman ama her zaman muhtemel soru adayıdır. Peki bu köprülüler göreve ilk ne zaman başladılar hocam? Osmanlı tahtına en küçük yaşta padişahın geçtiği dönemde. Osmanlı tahtına oturan en küçük yaşta geçen padişah kim? 4. Mehmet. 6,5 yaşında geçmiştir arkadaşlarım. Cevabımızda A seçeneği diyoruz ve yola devam ediyoruz. 1. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'ne getirilen askeri teknik uzman Comte de Bonneval'in açtığı okul hangisidir? Comte de Bonneval misin acaba sen yoksa Humbaracı Ahmet Paşa mısın? Humbaracı Ahmet Paşa bu. Komte Bonaval adı değişti, humbaracı oldu. Arkadaşlarım 1. Mahmut dediğimiz adam, Batı tarzı ilk askeri ıslahatları yapan adamdır. Ve arkadaşlarım bu adam Komte Bonevali getirdi, ona Humbaracı Ahmet Paşa adını verdi. Humbaracı Ahmet Paşa dediğimiz adam ne yapıyor? Humbaracı ocağını. Yani el bombası kullanıp atan sınıfı Islah ee, ediyor önce ondan sonra da hendeshaneyi kuruyor İşte bu hendeshane Osmanlı Devleti'nin batı tarzında açılan ilk teknik okuludur arkadaşlarım Soru ihtimali son derece yüksektir dikkat ediyorsunuz Peki şu Mektebi Harbiye ve Mektebi Tıbbiye 2. Mahmut döneminde kurulmuştur Bir de arkadaşlarım mühendisane Bahri Hümayun'a e dikkat edin Barendt Tot'un çalışmaları ile 1. Abdülhamit döneminde kurulmuştur mühendishaneyi Bahri Hümayun. Deniz Mühendishanesidir Peki bir de Mühendishaneyi Berri Hümayun yani kara mühendishanesi var. Onu kim kurdu arkadaşlar? Onu da 3. Selim kurdu. Philadelphia Kongresi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir diyor. Arkadaşlar normalde konularımız arasından uzak bir soru bu ama dünya tarihini yakından ilgilendirdiği için ben böyle koydum. Belki güncelle gelir falan. Arkadaşlarım bakın Philadelphia Kongresi dediğimiz olayı anlatayım size. Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında 7 yıl savaşları yaşandı. İngiltere ve Fransa arasında 7 yıl savaşları. İngiltere bu savaşları kazandı, Fransa kaybetti. İngiltere kazandı ama bir Piryus zaferiydi bu. Kazanırken kendini yok etti. Ve arkadaşlarım savaşın bitişinin ardından Fransa savaşı kaybettiği için halkına yeni vergiler koydu. İşte o yeni vergiler halkın isyanına ve sonucunda ise Fransa'da Fransız ihtilalinin olmasına neden oldu. Peki İngiltere ne yaptı? İngiltere ise savaşı kazandı ama... Yine de çok fazla ekonomik kaybı vardı. Kendi sömürgesi olan Amerikan kolonilerine zorla çay satmaya kalktı. Amerikalılar da o, o çayların hepsini Boston Limanı'na döktüler. İşte o olaya Boston Çay Partisi adı veriliyor. Daha sonra Amerikalılar 1. Philadelphia ve 2. Philadelphia Kongrelerini yaptılar. Ve İngiltere'ye karşı savaşma kararı aldılar. Ardından da bağımsızlıklarını sağladılar. Hangi anlaşmayla? Versay Anlaşması'yla. Yani burada bahsedilen Philadelphia Kongresi ABD'nin bağımsızlığı ile ilgilidir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdakilerin imzalanmasında etkili olan devlet adamları hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlarım Senedi İttifak Osmanlı Devleti'ndeki ilk demokratikleşme hareketidir. 2. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanmıştır ve arkadaşlarım İngiltere'deki Magna Carta'ya benzetilir. Senedi İttifak'ın imzalanmasında başka bir Ayan etkili olmuştur. Kimdir o? Alemdar Mustafa Paşa. Alemdar Mustafa Paşa Ayanlar ile 2. Mahmut'u karşı karşıya oturtmuş ve Senedi İttifak'ın ...imzalanmasını sağlamıştır. Dikkat edin Senedi İttifak ile Osmanlı Padişahı'nın yetkileri ilk kez kısıtlanmış... ...ve Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hareketi Senedi İttifak olmuştur. İmzalanmasında kim etkiliymiş? Alemdar Mustafa Paşa. Alemdar Mustafa Paşa olmayan her şeyi siliyorum arkadaşlarım. Geldim Tanzimat Fermanı'na. Gülhane Hattı Hümayun'u. Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde anayasacılığın ilk adımıdır. Bak ilk anayasa demiyorum. Anayasacılığın ilk adımıdır. Ve Tanzimat Fermanı Sultan Abdülmücit döneminde imzalanmıştır. İmzalanmasında veya yayınlanmasında, hazırlanmasında etkili olan kişi ise Mustafa Reşit Paşa'dır. E kalanlar içerisinde Mustafa Reşit Paşa olmayanları da eledi. Bu da gitti zaten cevap ortaya çıktı. Islahat fermanı, ıslahat fermanının arkadaşlarım hazırlanmasında etkili olan kişi Mehmet Ali Paşa'dır. Ve yine ıslahat fermanı da Abdülmecit dönemindedir. Ne yaptık? Cevabı A seçeneği dedik. Devam ediyoruz. İkinci Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan ve Balkan devletleri arasında yapılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Balkan Savaşı sonucunda yapılan anlaşma neydi? Londra Anlaşması'ydı. Uşi Anlaşması neydi arkadaşlarım? Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı kaybettiği ve İtalya ile imzaladığı anlaşmaydı. Bakın 1. Balkan Savaşı'nı bitiren anlaşma Londra Anlaşması ya. 2. Balkan Savaşı'nı bitiren anlaşma ise Bükreş Anlaşması'dır. Cevabımız Ceyhan olacak. Peki 1. Balkan Savaşı'ndan sonra düzenlenen hükümet darbesi nedir? Babali baskınıdır. Bak hükümet darbesi. Orada Kamil Paşa hükümeti indirildi. Mahmut Şevket Paşa hükümeti başa geçirildi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan başkanlığını Rauf Orbay'ın yaptığı ve misak-ı milli kararlarının onaylanmasında etkili olan grup aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlarım bakın burada e, Mustafa Kemal Paşa Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne giden milletvekillerinden bazı şeyler istiyor. Müdafaa-i Hukuk adında bir grup kurun. Beni başkan seçtirin diyor ama bunları yapamıyorlar. Böyle olunca Müdafaa-i Hukuk grubu yerine Felahı Vatan grubunu kuruyorlar. Mustafa Kemal Paşa bu duruma çok kızıyor. Diyor ki bari gidin şu misak-ı milliyi onaylatın diyor. Böyle mecliste çok az kişi varken Felahı Vatan grubu ve Hamidiye kahramanı olarak bildiğimiz aynı zamanda Mondros'u imzalayan adam Rauf Orbay'ın liderliğini yaptığı Felahı Vatan grubu ne yapıyor? Misak-ı Milli'nin onaylanmasını sağlıyor. Zaten Misak-ı Milli onaylanınca da ne oluyor? İstanbul işgal ediliyor ve son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılıyor. O yüzden Misak-ı Milli'nin onaylanmasını sağlayan grup Felahı Vatan grubudur. Cevabımız E seçeneği olacak. Misak-ı Milli'de halk oyuna başvurulması istenen yerler arasında 1-2-3 bölgelerinden hangilerinin yer aldığı söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlarım baktığımızda Misak-ı Milli'de referandumun yapılması gerekiyor değil mi? Referandum yapılması planlanan yerler var. Buralar nereler? Mesela Elviye-i Selase. elviye Selase neresi? Karsar'da, Hambatum. Peki bunun dışında Arap toprakları? Tamam. Bir de arkadaşlarım Batı Trakya. İşte bu üç yerde arkadaşlarım ne yapılıyor? Bu üç yerde referanduma halk oylamasına gidelim diyorlar. E baktığımızda referandum yapılması planlanan yerler arasında Kars var mı? Var Elviye-i Selase'nin içerisinde. Ardahan var mı? Var o da Elviye-i Selase'nin içerisinde. Ama Doğu Trakya yok. Doğu Trakya değil. Batı Trakya var. O yüzden arkadaşlarım Doğu Trakya zaten bizim. 2. Balkan Savaşı karışıklıklarında biz onu gittik aldık orada. Değil mi? Ve arkadaşlarım Doğu Trakya'da herhangi bir referandum halk oylaması sözü geçmiyor Misak-ı Milli'de. Cevabımız bu yüzden Bursa seçeneği olacak. 1924 Anayasası'nın yürürlüğe girmesiyle yukarıdakilerden hangileri kaldırılmıştır diyor. Bakın arkadaşlarım 1924 Anayasası'na kadar geçen süreçte Türkiye Devleti iki tane anayasa kullanıyor. Biri 1921 Anayasası yani Teşkilat-ı Esasiye bu yürürlükte ama bu çok çerçeve bir anayasadır. O yüzden arkadaşlarım eksik kalmayalım diye bir de Osmanlı'nın ilk yazılı anayasası olan Kanuni Esasiyi de kullanıyoruz. Bu ikisi aynı anda yürürlükte. 1924 Anayasası ilan edilince 1921 Anayasası yürürlükten kalkıyor ve Osmanlı'dan kalan hala uygulamakta olan kanun esas yürürlükten kalkıyor. 1 ve 3 yürürlükten kalktığı için cevabımız E seçeneği olacak. Peki hocam Halep'e fermanı nedir? Halep'e fermanı gerikli Rumlara bazı imtiyazların verildiği fermandır değerli dostlarım. Soru diyor ki Atatürk'e dair kaleme alınan aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Baktığımızda Bozkurt arkadaşlarım Mustafa Kemal Paşa'nın hayattayken yazılan tek biyografi eseridir bak. Mustafa Kemal Paşa hayattayken sadece bir tane biyografi eseri yazılmış O da Bozkurt. Kim yazmış Armstrong yazmış doğru. Modern Türkiye'nin kurucusu Andre Mango'ya ait bir eser, doğru. Bir Milletin Yeniden Uyanışı Lord Kinross'a ait, okuyun mükemmel bir eserdir, doğru. Sınıf arkadaşım ya da mektep arkadaşım Atatürk eseri ise arkadaşlarım Ali Fuat Cebeso'ya aittir, bu da doğru. Fakat arkadaşlarım tek adam eseri Fahri Rıfkı Atay'a ait değil ki, tek adam eseri Şevket Süreyya Aydemir'e ait. O yüzden bu yanlıştır, cevabımız Bursa olacak. İtalya'nın Akdeniz'de yayılmacı politikalar izlemesi sonucunda Türkiye ve Yunanistan'ın üye olduğu teşkilat aşağıdakilerden hangisidir diyor. Baktığımızda Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın arkadaşlarının 1937 yılında yaptıkları paktır. Amaç İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına karşı bizim doğu sınırımızı korumak istememizdir. Kimler varmış? İran, Irak, Türkiye ve Afganistan. Tamam mıyız? Hatta bunu böyle İran atı olarak da kodlayabilirsiniz. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Bağdat Paktı, arkadaşlarım Bağdat Paktı da yine daha sonraki süreçte e, kurmuş olduğumuz, doğu sınırımız için kurmuş olduğumuz bir paktır ama dikkat etmenizi istiyorum. Bağdat Paktına katılan devletler arasında Afganistan yoktur. Onun yerine kim vardır? Pakistan vardır. Lokarno Paktı arkadaşlarım 2023 sınav sorusu olduğu Lokarno Paktı. Almanya'nın dünya siyasetine geri döndüğü ve Fransa'nın da ve Fransa'nın da güvenliğinin sağlandığı anlaşmadır. Almanya'nın komşularıyla imzalanmıştır. Çelik Paktı arkadaşlarım 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın kurmuş olduğu pakttır. Soruda bize sorulan İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı politikasına karşı İngiltere, Türkiye, Yunanistan gibi devletlerin bir araya gelerek kurdukları pakt Akdeniz farklıdır arkadaşlarım. Cevabımız A seçeneği olacak. Atatürk demiş ki ben harpçi olamam. Çünkü harbin acıklı hallerini herkesten iyi bilirim. Harp zaruri yani zorunlu olmalıdır. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp cinayettir demiştir. Tamam Atatürk'ün bu sözü Türk dış politikasında laiklik mi, Din ve devlet işlerinin ayrılması diyor mu? E -e. akılcılık bilimsellik diyor mu? Hayır. Gerici olmama falan diyor mu? Hayır. O yüzden birle alakalı bir şey yok. Layıklıkla ilgili hiçbir şey yok. Bir olanları ne yaptım? Eledim. E peki yurtta sulh, cihanda sulh. Yani yurtta barış, dünyada barış. Bununla alakalı mı? Evet Mustafa Kemal Paşa burada ölme... Bakın öldürülmedikçe, ölmeye ramak kalmadıkça savaşa girmemeliyiz diyor. Dolayısıyla iki doğrudur. E 3'te yer verilen bağımsızlık, bağımsızlığımız tehlikeye girmedikçe savaşmamalıyız diyor. Zaten bağımsızlığımız tehlikeye girdiğinde de Kurtuluş Savaşı'nda dünyanın en iyi devleti haline, en iyi ordusu haline gelmiştik. Bağımsızlığımız da önemlidir. Burada buna da vurgu yapılıyor. 2 ve 3'ün yer aldığı Denizli seçeneği doğru cevabımız olacak. 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'yi savaşa sokmak için tarihe sağırlar diyaloğu olarak geçen konferans aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bakın arkadaşlarım. Adana'da, Adana konferansı ya da Adana görüşmelerinde Winston Churchill ile İsmet İnönü oturuyorlar. Tamam mıyız? Winston Churchill'in işine bizi savaşa dahil etmeye çalışıyor. İsmet İnönü diyor ki bakın diyor bizim teçhizatımızı, bizim paramızda, bizim kumanyamızı, bizim oyumuzu, buyumuzu, bu şuyumuzu karşılarsanız biz savaşa gireriz diyor. Ama Churchill onları duymazlıktan geliyor. Diyor ki efendim diyor ne dediğinizi anlamıyorum diyor. Sonra Churchill diyor ki ama diyor siz mutlaka ikinci Dünya Savaşı'na girin diyor. İsmet'in önünde diyor ki efendim ne dediğinizi tam olarak anlayamıyorum, sizi duyamıyorum diyor. Dolayısıyla Arkadaşlarım iki devlet adamı da birbirlerini duymazlıktan geliyorlar. İşte bu olaya sağırlar diyaloğu adı verilir. Adana konferansı ya da Adana görüşmeleri olarak karşımıza gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Değerli dostlarım ilk denememizi çözdük. Olabildiğince fazla bilgi sizlere vermeye çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Lütfen ama lütfen fikirlerinizi yorumlarınızı ee, yorumlarda belirtin. E sorular konusunda da şunu söylemek istiyorum. Buraya böyle çok zor sorular falan da koyabiliriz. Bunu istiyorsanız bunu da söyleyeyim. Bir başka seri onu yaparız. Ama amaç çok zor sorular, kimsenin bilmediği bilgiler değil. Amaç var olan bilgilerimizi veya eksik olan bilgilerimizi tamamlamak ya da bir ara duyduğumuz o bilgileri yeniden hatırlamak. Anlaştık mı? Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Eğitimde kalın değerli dostlarım.